Bir aydır ilk kez alevlerin dışında bir şeyler geldi gözümün önüne. Suyun üzerinde yüzen kağıt gemiler vardı, yanıyorlardı. Ama neden? Sence neydi onlar? Sen bir şey hatırlıyor musun? Ne bileyim, belki filmde falan gördün. Hayır, film değildi. Yani havayı hatırlıyorum. Serindi ama yumuşaktı. Üşümüyorum. Ara sıra ürperiyorum sadece. Yaz gibi. Ya da sonbahar. Bilmiyorum. Allah kahretsin, hatırlamıyorum. Tamam bak, sakin ol. Nasıl olsa her şeyi hatırlayacaksın bir gün. Her şey bir anda olmak zorunda değil. Bak ben senin yanındayım. Gerekirse sonsuza kadar da beklerim. Ben bekleyemem, anlamıyor musun? Kim olduğumu, ne hissedeceğimi bilmeden bekleyemem. Bence gereksiz yere kafana takıyorsun bu gördüğün şeyleri. Yanan kağıt gemiler saçma yani. Belki hiçbir anlamı yoktur. Olamaz mı? Olmak zorunda. Anladın mı? Ne adımı ne de ailemi hatırlıyorum. Ama o kağıttan gemiler yandıkça sanki içimde bir şeylerin yandığını hatırlıyorum. Sanki olmayacak şeylerin hayalini kurup sonra hayallerinden vazgeçmek gibi. Kalbimin çarptığını hatırlıyorum. Yanaklarımdan yaşların süzüldüğünü hatırlıyorum. İlk defa aşkı hatırlıyorum. Ama seni hatırlamıyorum. Sanki yanımdaki sen değildin. Aşık olduğum kişi sen değildin. Gördün mü? Bak bu bile söylediklerinin gerçek olmadığının ispatı. Aylin. Çünkü senin sevdiğin, aşık olduğun adam bendim. Bence sen rüyayla gerçeği karıştırıyorsun. Ki doktor da bunların olacağını söylemişti. Bilmiyorum. Ama çok gerçekti. Gerçek olan şu anda burada benimle olduğun. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Aç mısın? Ben sofrayı hazırlamaya gidiyorum. Aşkına şöyle güzel bir yemek yiyelim. Keyfi yerine gelsin. Sevmedin mi yoksa? Hayır, sevdim. Her şey çok güzel olmuş. Gördüğün rüyayı düşünüyorsun değil mi hala? Rüya değildi. Tamam, öyle olsun. Biz seninle nasıl tanıştık? Daha önce anlattım ya. Olsun, yine anlat. Nasıl tanıştık? İlişkimiz nasıl başladı? Defalarca anlattım aşkım. Lütfen. Hala bana güvenmiyorsun değil mi? Hayır, güveniyorum tabii ki de. Ama sen anlattıkça kendimi daha iyi hissediyorum. En azından kim olduğumu bilen, beni gerçekten tanıyan biriyle olduğumu hissediyorum. Hadi lütfen anlat. Nasıl tanıştık, ilişkimiz nasıl başladı? Büyük abi denen adamı, yangını, orada ölen arkadaşlarım, ailemi, her şeyi. Aşkım, neden hala kendini eziyet ediyorsun anlamıyorum. Evet, anlamıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Asıl benim yaşadığım eziyet. Yatmamışsın daha. Neden kapıyı çalmıyorsun? Yoksa gizli gizli beni mi kontrol ediyorsun? Saçmalama hali, ne alakası var? Masadan öyle kalkınca... Neden bana karşı bu kadar iyisin peki? Bu nasıl soru Aylin? Çünkü seni seviyorum. Ben sana karşı bir şey hissetmediğimi söylüyorum. Ama sen sanki sabrının sonu yokmuş gibi davranıyorsun.
Hiç yanımdan ayrılmıyorsun. Tek başıma dışarı çıkmama izin bile vermiyorsun. Çünkü tehlikeli. Sen de biliyorsun. Aşkım... Bana aşkım deme! Özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Ama kendimi bu eve hapsedilmiş gibi hissediyorum. Sanki başka birine hapsolmuş gibi. Anlıyor musun? Aşkı hatırlıyorum. Ama sen değildin. O gece yanımdaki de sen değildin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.